Oğlum bence onunla boşanmamalısınız. Baba biliyorsun iyi biri değil. Ben her şeyi biliyorum oğlum. Karı koca ne kadar kavga ederse etsin, boşanmak istemezler. Eğer bir gün o sözleri yanlışlıkla kullanacak olursan çok acı çekersin. Annene bir baksana. Sizsiz yaşayabilir mi? Baba çocuklarım olmadan ben de yaşayamam zaten. O zaman neden onu boşamakla tehdit ettin? Onu anlık öfkeyle söyledim ben. İstemedim ama yani... Anne ya, biz gidiyoruz. Ama nereye gidiyorsunuz? Nevallere. Neden böyle söylüyorsun? Orası senin de evin. Bize gidiyoruz demelisin. Teyze, az daha unutuyordum. Hafta sonu evde olmayacağız. Sahile gidiyoruz. Çok heyecanlıyım. Ama... Evet kızım. Gidin tadını çıkarın. Eğlenin. Hadi. Peki. Hüdahafız. Hüdahafız. Zerbap. Kiran çocukları bizden alacak. İzin verir miyim sence buna? Oğlum, sanırım Kiran'ı tanımadın. Biz düzgün insanlarız. Hem bak, Neval'le Süheyb de gitti. Bu ev ne kadar sessiz kaldı görüyoruz. Lütfen merak etme baba. Ben meseleyi halledeceğim. Pış 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 torunuma. Anneannesinin aşkı bu. Bugün odama geldi. Kim geldi? Ucala anne. Başka kim olacak? Bak bak. Ne hemen çıkmasını istedim. İyi yapmışsın. Çocuğunu kaybettiği için seninkilerle oyalanıp acısını bastırmaya çalışıyor. Müsaade etme. Öyle mutlu olmasın. Onlarla yaklaşmasın. Ama aslında yardım etti. Çocuklar sustu. Onları nasıl susturdu hiçbir fikrim yok. Sen bırak o aptalı. Hiçbir şey bildiği yok. Bunlar çocuk gibi ağlarlar ve susarlar. Senin o bakıcın ne işe yarıyor söyler misin? Ancak evde geziyor. Kov gitsin. Para verme ona. Oy anneannesi bak bak bak. Oo, bak canım bak. Gel, oy, gel, oy, oy, oy. Gel. Oy canım. Hadi. Canım canım canım. Hey! Burası ev mi kreş mi? İnsan gibi davranın. Çık dışarıda oyna. Evde top oynanmaz. Sen de. Hadi. Çık. Ne oldu? Neden evde gürültü yapıyorsun? Hey. Şimdi kahvaltı zamanı mı? Canım gözleme istedi. Ben de yaptım. Bunda ne varmış ha?
Bana hiçbir zaman gözleme yapmadın ama. Mutfakta yiyecek bir şey kalmadı. Alışverişe çık. Sonra sana da bir şeyler yaparım. Neden? Ben senin hizmetçin miyim? Mutfak malzemelerini bitiren sensin ve yiyen de o. O alışveriş yapsın. Bu arada evime ne yaptın? Bu benim evim değil gibi sanki. Dinle. Neden hep benim evim deyip duruyorsun? Bu benim de evim. Ne? Senin mi? Burası senin değil. Benim evim. Evimi işgal ettin. Hadi git artık buradan hadi. Kocanı ve çocuklarını alıp defol git buradan. Sen önce bana annemin takılarının ne yaptığını söyle. Sen kim oluyorsun da bana hesap soruyorsun? Sen kim oluyorsun da beni bu evden kovuyorsun ha? Bu evde benim de hakkım var. Benim annemin evi. Beni nasıl kovabilirsin sen? Annemin bütün parasını ve takılarını aldın. Bu evi de almana izin vermeyeceğim senin. Bunu zaman gösterir. Şuna bak, hiçbir şey yapmıyor. Anca yemek yiyor. Terbiyeli ol, o senin enişten. Ne demezsin? Neler oluyor burada ha? Anne, anne lütfen anne benden bir şey para istiyor. Ne kadar para istiyorlar? Anne sadece 200 bin. Yüz bin benim, 100 bin ablamın, iki kız kardeşiz biz. Kesinlikle. Tamam oğlum. Onlara 100 bin veriyorum. Anne, kurt. Anne ne diyorsun sen Allah aşkına? Ben hepinizin tarafında olmaya çalışıyorum. Hayır anne, olmaz. Dinle. Kimseyle de ayrı ayrı para versin, dinle olmaz. Beni. Ne 100 bin veriyor ki, anlamıyorum. Anne hayır, tamam, yüzün hepsi benim, bir tamam mı? Anlaştık lütfen mı? Lütfen beni dinleyin lütfen. Evet öyle.
Böyle düşünmekten hasta olacaksın. Evimiz çok sessiz Vecahat. Mutluluk yine bu eve gelecek mi dersin? Gelir, neden gelmesin? Hem Zerbap yakında kiranı geri getirecek. Bunu kafana takma. Şimdilik birazcık inat ediyorum. Birkaç güne gelecek. Feyza da çok incindi. Yani bu gelinin yüzünden oldu ve bir de yaverin aptallığı. Nevin artık evlenmek istemiyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.